Rıza abim bana karışamaz artık. Eminim yaparsın. Gıcık. Gıcık. Yani sonuç olarak yemeğe gerek kalmadı. Aa, neyse, benim asıl senin web tasarımı yeteneğine ihtiyacım var. Tabii, benim işim bu sonuçta. İyi, tamam, anlaştık. Koyayım sana da bir çay, içeriz. Olur. Getir. Bro, çiçek de alacaktım bro ama şimdi alakasız olur. Barış mı çikolatası? Okan, çocuk muyuz biz? Şimdi ben bu çikolatayı kabul edeceğim, seni de affedeceğim, öyle mi? Sen beni arkamdan vurdun. Vallahi abi, ne desen haklısın ya. Yani kendimi kötü hissediyorum gerçekten ya. Eşeklik ettim, affet be bro. Bilemiyorum. Sana 10 numara 5 yıldız bir teklifle gelsem? Dinleyeyim şu teklif. Bro, malum yarın 14 Şubat sevgililer günü. Ben de böyle şehir dışında deniz manzaralı böyle çok güzel bir ev kiraladım. Gonca ile oraya gideceğiz. Ya bana ne bundan? Nispet olsun diye mi anlatıyorsun? Hayır, olur mu ya? Şey diyecektim, sen de gelsene. Hem yer de var, Ceyda'yı da getirirsin. 4 kişi böyle beraber geçiririz. Gonca ne diyecek bu işe? Ceyda falan? Vallahi sormayı düşünmüyorum abi. Alışsın artık, ne yapayım? Tamam. Tamam, gelirim. Tamam. Ama bak, bir şartım var. Bundan sonra casusluk falan yok. Sen benim kankamsın. Benim tarafımdasın. Söz! Yok abi bundan sonra. Bundan sonra bize kimse ayıramaz bunu. Tamam. Affet. Tamam. Sağ ol çikolata içinde. Bana bak, Ceyda gelecek ya. Gonca ile Ayşe sonradan dedikodu yapar. Ayşe bu Ceyda'yı öğrenir. Sonra sinir olur, bütün böyle sevgililer günü rezil olur. Of, tamam. Hoşuma gitti bu. Tamam. Süper planmış ha. Bayağı hoşuma gitti. Kız, sen de bilmiyormuş gibi davran. Yazık, çocuk bozulmasın. Ya hallederim ben oraları, bilmiyormuş gibi yaparım öyle. Kızım sen de gelsene ya. Ben mi? Kafanı dağıtırsın. Yok, benim kafam dağılmaz. Yani şu çözülemeyen mesele var ya, malum. Onu çözmeden benim içim rahat etmez. İyi, sen bilirsin, ne yapayım ya. Kız, vazgeçme hemen. Beni de çağır, ben de geleyim. Gel, eğleniriz işte birlikte. Evet, Ömer de gelsin. Biz çok eğlenelim. Sonra bunu Kerem duysun. Şeytan seni, seni şeytan ya. Kerem'i kızdırma numaraları volümü 4 diyorsun. Yani kendi kaşında diyorum. Bir Ömer'e bakayım ben. Evet, nedir durumumuz? Tasarımlar site yüklendi, satış hazır. Var mı başka arzun? Tabii ki yok, teşekkür ederim. Şimdilik bu kadarı yeterdi. Bak, ben şu şey taşlı olanları falan çok beğendim. Ha, dur, in de aşağı. Ha, bak şu. Bak, bu var ya, çok güzel olmuş. Ceyda, bu ne? Ben demedim ya IT kendi işleriyle uğraşsın diye. Onlar sevgililer günü kampanyasıyla ilgili epey meşgul. Ayrıca onları daha önce uyardığım için böyle bir şey yapacaklarını hiç sanmam. Kendilerini kapının önünde bulmak istemeyeceklerdir. Aa, şimdi kızmaya başlayacağım ama. Ne oluyor böyle düşman gibi davranıyorsunuz birbirinize ya? Muhsin babacığım, kızmanıza, sinirlenmenize gerek yok. Zaten sizin ekibiniz yapmadı bu sayfayı. Çok şükür kendi tasarımcımız var. Fena durmuyor aslında. İyi, araştır bakalım, freelance işe alırız olmadı. İyi bir işi var herhalde, yani kabul etmez bence ama ben yine de sorarım Ömer'e. Ömer derken? Ömer. Tamam Ceyda, söyle IT'ye alsın bu tasla, moda yayına koysun. Hatta bir de ilan verelim. Yeni özel ürünlerimiz, var olmayan ürünlerimiz diye müşteriler de onu alsın. İzninizle. Ayşe, sen bir kal kızım. Ayşe, sen babanın Necmi diye bir arkadaşını hatırlıyor musun? Necmi. Ya ben hatırlayamadım Musim baba. Ne oldu?
Benim emekli bir polis arkadaşım var. Babanı dolandıran adamın peşine düştü. Tespit etti ama kendisini bulamıyor. Ben hatırlamıyorum da annemle abim kesin biliyorlardır. Onlara sorarım ben. Sor kızım sor. Hayırlısıyla şu adamı bir bulalım. Yakasına yapışalım. Her şeyi ortaya çıkaralım. Başlamak başarmanın yarısıdırdan yola çıkarak kadehimi başarımızın yarısına kaldırıyorum. Başarının yarısına. Başarının tamamında daha düzgün bir kutlama yaparız. Değil mi Ayşe Hanım? Yaparız yaparız. Onu da oraya gidince yaparız. Gidince? Ben sana söylemedim tabii daha. Gonca ile Volkan bizi sevgililer gününde gidecekleri yere davet ettiler. Ben de gideriz diye düşündüm. Ha olur. Çok da güzel olur hatta. Böylece Kerem bizim ilişkimize inanır. Nasıl plan? Güzel. Güzel plan. Küçük bir detay olarak biz Rıza abi meselesini nasıl çözmeyi düşünüyoruz? Rıza abi bende. Ben Rıza abiyi hallederim. Ayrıca bu saatten sonra benim hayatıma hiç kimse karışamaz. Gideceğim diyormuş ya, gideceğim. He, ben de duydum dedi. Hak vermedim de değil Rıza. Nazmi. Abi bu kadar gerilmesek, konuşarak halletsek ha? Vallahi Rıza bunu döver ha. Yenge. Konuşa konuşa hallediyoruz işte oğlum. Konuşa konuşa diyorum ki hiçbir yere gidilmeyecek. Ben de diyorum ki bu benim hayatım, benim kararım. Ben veririm kararları, ben. Rıza abi öyle demek istemedi. Öyle bir şey yok. Bak kızım burası da bir ev. Her evin kuralları olur. Bu evin kurallarında da böyle bir şey yok. Demek ki bu evin kuralları değiştirilecek değil mi abi? Öyle bir şey olmayacak. Ya bu evin kurallarına uyarsın ya da kapı orada. Çeker gidersin. Giderim abi. Rıza! Yeter! Sen kimi kimin evinden kovuyorsun? Ayşe benim kızım. Burası da onun evi, babasının evi. Seninle anlaşamıyor diye buradan gidecek hali yok herhalde. Ben buna izin verir miyim Rıza? Anacığım Rıza öyle demek istememiştir ya. Ya bir sakinleşsek. Çok gerilmedi mi ortam? Hey. Ne haliniz varsa görün. Nereye gidiyorsan al bu yengeni de götür. Çok meraklı. Evinize de, sevgililer gününüze de. Hülya bak, nasıl olmuş, güzel değil mi? Tabii ki güzel olmuş Samet. Hepsini ben yaptım, hepsini ben çizdim. Benim dehamın ürünleri bunlar, nasıl güzel olmayacak? Vallahi öyle ya. Ya biz bu zamana kadar sendeki bu cevheri nasıl görmemişiz? Hayret. Sana kalsa daha da görünmeyecekti Samet. Benim deham tozlu raflarda eskiyecekti. Çöp arabalarında pestil olacaktı deham. Öyle deme ya, ben çok üzülüyorum, deme. Neyse ki Rabbimin sevdiği bir kuluyum da yeteneğim ziyan olmadı. Öyle de sen yine Ayşe'ye de dua et. Yani o bunları fark etmeseydi şimdi bunlar. Ay Samet, beni eski eğitime de duacı ettin ya, bak hala konuşuyorsun. Hatırlatma bari. Tamam, hatırlama sen, hatırlama. Beni affettin mi onu söyle. Canım ben onu söyledim zaten. Affedip affetmemen tamamen senin hazırlayacağın sevgililer günü sürprizine bağlı. Ya sen hiç merak etme. Ya öyle bir sürpriz hazırlayacağım ki bütün böyle düşman çatlatacak. Dudakların böyle patlayacak senin. Gerçi böyle söyleyince de pek sürpriz gibi olmuyor ama olsun. Canım sen beni mutlu etti. Ben ona sürpriz derim. Ver şunu da çocuğuma tasarımlarımı göstereceğim. Çocuğum bak bu kolyeyi annen tasarladı. Nasıl olmuş? Ay, çok güzel. Bugünlük bu kadar yetmez mi? Hadi çıkalım. Belki birlikte bir yemek yeriz. Benim daha işim var. Tamam yardım edeyim ben de sana. Daha çabuk biter, zamandan kazanırız. Neye bakıyorsun? Her şeye bakıyorum Ceyda, her